dede. Hasan dede. Ay. Kızım bir yavaş ya. İnsanın üstüne çıkıyorsun ha. Ay özür dilerim Ayten teyze. Ben Hasan dede geldi sandım. Oğlum benim tansiyonlarım oynadı. Ben biraz yatacağım. Bir şey duyarsan haber ver. Tamam anne. Hadi yat dinlen sen. Of. Yazık Ayten teyzeye ya. Nasıl üzüldü kadıncağız. Nasıl üzülmesin Yasemin? Dedem annemin babası gibidir. Ya. Peki kendi babası? Onları yıllar önce kaybettik. Ay Allah rahmet eylesin. Demek o yüzden düşkün bu kadar Hasan dedeye. Aynen öyle. Hayat ne garip değil mi Yasemin? Ne gibi? Yani insanın öncelikleri hızla değişebiliyor. Baksana, bundan birkaç saat önce senin şarkı söylemeni dinliyordum. Benim için hayatta bundan daha önemli başka bir şey yoktu. Şimdi dedem. Sarp, ya üzülme. Yani Hasan dede mutlaka çıkacak bir yerden. Hem kim bilir ne esti kafasına da gitti. Ama merak etme sen, tamam? Üzülme, ne olur. Ay. Anne, ne oldu? Niye kalktın sen? Göğsüm ayı oturdu. Ben evlere sığamıyorum. Ben bahçeye çıkıyorum, orada bekleyeceğim. Dur, dur. Ben de geleyim. Tamam. O zaman ben çay demleyeyim. Bu gece uzun olacak belli. Tamam anne. Ben seni bahçede bekliyorum o zaman. Tamam çocuğum. Neredesin ya? Ses ver. Ne yapayım yani? Öleyim mi meraktan? Bir de şuraya bakayım. Sarp. Keşke hep böyle içini döksen bana. Seni ne sevindiriyor, ne üzüyor, ne kızdırıyor. Ben çözmeye çalışmasam, böyle bir bilmece gibi olmasam.